Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sevgili takipçimiz Sibel Hanım için çıktık dışarı arkadaşlar. Kendisine, ailesine ve İstanbul'a sevgiler, selamlar, saygılar sunuyoruz. Onun için kömeç, ben böyle yeşil yeşil seviyorum, taze taze tüketiyorum demişti. Biz de onun için taze taze toplayıp kendisine özel bir salata yapalım istedik. Şimdi minik kuzucuğum da bana yardım ediyor. Tek tek toplayalım bakalım. Biz böyle toplamaya devam edelim bakalım birazcık. Ve arkadaşlar bu kadar topladık. Salata için yeterli diye düşündük. Eve getirdik. Şimdi kabımızın içerisine aktarıyorum. Şöyle görüyorsunuz taze taze arkadaşlar. Minik minik. Sibel Hanım için özel topladık. Üzerine de ev yapımı sirkemizden ilave ediyorum. Yine tozu toprağı varsa çıksın diye arkadaşlar. Musluk suyunu da ilave ederek bir güzel arkadaşlar 10-15 dakika kadar suyun içerisinde bekletiyoruz. 10-15 dakika kadar artık ıslanmasının ardından şöyle arkadaşlar görüyorsunuz zaten mis gibi tertemiz doğadan topladık. Akan suyun altında da musluğun altında da bir güzel yıkıyoruz. Güzelce yıkamamızın ardından arkadaşlar şöyle bir kasede çorba kasesi kadar erişte haşladım. Bu sefer de değişik bir lezzet olsun, erişteli olsun istedim. Şimdi onu kabımıza koyuyoruz. Üzerine de artık şöyle arkadaşlar sağ olsun eşim de yardım ediyor. Kömeçleri doğramayla devam edelim. Ebe kömeçlerinde doğradıktan sonra arkadaşlar kömeç de deniliyor. Şöyle ben zeytin ve mısır tercih ettim. Siz tabii ki damak zevkinize göre çeşitlendirebilirsiniz. Evinizde artık eldeki evdeki imkanlar dahilinde. Şu şekilde salatalık kornişon turşusu vardı. Ondan da ilave ediyoruz. Güzel bir ekşilik, lezzet katsın diye. Şimdi üzerine de kendi zeytinlerimizin sıktırdığımız yağını, zeytinyağını ilave ediyoruz. Biraz da her derde devadır diye arkadaşlar. Çörek otundan ilave ediyoruz. Şöyle kırmızı pul biber, baharatlardan seviyorsanız çeşitlendirebilirsiniz.
Azıcık da böyle güzel hem renk veriyor hem tat veriyor arkadaşlar. Acılık seviyoruz biz acı olmasını. Sonra tuz da ilave ediyoruz. Üzerine de şöyle arkadaşlar kırılmış fındık vardı. Ceviz de çok yapışıyor ama dediğim gibi eldeki imkanlar dahilinde yapmaya çalışıyoruz. Fındıklı da seviyoruz. Siz de aynı şekilde bizim gibi tercih etmek isterseniz sade olarak da tabii ki tüketebilirsiniz. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. Doğadan soframıza nefis bir lezzet oldu arkadaşlar. Şu şekilde son halinde güzelce karıştırmaya devam edelim. Her gün yayındayız. Evimizde, mutfağımızda yaptığımız tarifler, sunumlar yanı sıra pratik lezzetleri de deniyoruz. Evdeki imkanlar dahilinde en iyisini, en güzelini yapmaya çalışıyoruz siz değerli arkadaşlar, dostlar için. Yanımızda olan, desteğini esirgemeyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, cansınız. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Her şey güzel, gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.